Merhaba, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü sohbetimizin konusu iç sesimizi nasıl susturabiliriz? İç ses nelerdir? Hayatımıza negatif etkileri nedir? Dengelediğimizde pozitif şekilde nasıl etkilenebiliriz? Bunlar üzerine konuşacağız. Eğer sizin zihninizde de hiç durmadan konuşan birisi varsa, yaptığınız şeylerin hiç doğru olmadığını söylüyorsa ya da üç vakte kadar başınıza kötü bir şey gelecek diye içinizde sesler varsa, işte ve bu seslerle sürekli savaş halindeyseniz iç sesiniz var ve bunu susturmanız lazım. Olumsuz iç sesimiz ne söyler? Büyütüldüğünüzde kurallara sıkı sıkı bağlı kalırsan çok sevilirsin. Başına daha az iş gelir. Kaç kere denedin olmadı, boş ver, uğraşma. Senin şartların hedefin için uygun değil. Deneyip rezil mi olacaksın otur oturduğun yerde? Ya yapamazsan? Bak daha önce neler dediler sana. Ay bu standartlar çok yüksek. Çok başarılı olur hırslanırsan bu kötü. Her zaman birilerinin takdirini kazanman lazım. Ya da ailenin onayını almadığın süre içerisinde başına hep kötü şeyler gelir. Eğer seni eleştiriyorlarsa yanlış bir şey yapmışsındır. Kendi istek arzularını düşünürsen toplumdan dışlanırsın, bencilsin. Devamlı kendini kontrol etmeli, dikkatli olmalısın. Ya en iyisini yap ya hiç başlama. Başkalarının isteklerini söylersen bunlar kırılır. Ya başaramazsan, ya rezil olursan, bak olduğun gibi sevilmezsen, olmak istediğin gibi davran. İşte bunlar sizin aklınızda. İnançlarınız ve kodlamalarınız maalesef ki hayatımıza ailemizden, başkalar ne der, okulda öğretmenimizden, arkadaşlarımızdan, bize yansıyan iç seslerimiz böyle. İlk önce iç sesin ne olduğunu öğrenerek işe başlamamız lazım. İç sesiniz sürekli sizin düşüncelerinizi saklamaya çalıştığınız korkularınızla yüzleşmemenizi sağlayan ve bunu durmadan konuşan bir ses. Ve o sesin tamamen size ait olduğunu ve sizin davranışlarınızdan kaynaklandığını bilmeniz lazım. İç seslerimiz ikiye ayrılıyor. İlk olarak iç sesin bizim özümüz olmadığını fark etmemiz lazım. Sonra da anın farkında olarak, özümüzün iç sesini dinleyerek, içinizden gelen sesin iyi yönlendirmeye hizmet ediyorsa, dostça bir yaşam koçu gibi seslendiriliyorsa kendimizdeyiz demektir. İç sesimizin söylediğine odaklanmak zorundayız. Bazen o ses bizi iyi tanıyan bir ses. Güçlü, zayıf noktalarımızı bilen, olgunluğumuzu ve hayatımızın bir parçası olabiliyor. Ama bazen doğru olmuyor. Doğru olmadığında kabul etmemiz lazım. Bizi yanıltacağını bilmemiz lazım. O yüzden iç sesimizi görmemezlikten gelmemiz lazım. İç sesimiz eğer bizim önümüzü kesiyor ve negatif düşüncelerle susmuyorsa kötü, ama bizi yüreklendiriyorsa çok daha iyi olduğunu anlamamız lazım. Çünkü biz kendimizden kopuyorsak iç sesimizin negatif olduğundan dolayıdır. İç sesimizi tamamen kabul etmek ya da kesinlikle reddetmek yerine orta yolu bulmamız lazım. Bu daha akıllıca bir yöntem. Kötümser iç sesimizi bastırmak yerine onu hayatımızın bir parçası olarak kabul etmemiz lazım. O yüzden lütfen kendinize şu soruları sorun. Dilerseniz bunu yazarak not alın. Çünkü yazmak düşüncelerinizle yüzleşmenizi kolaylaştırdığı için önemlidir. Lütfen bunu es geçmeyin. İç sesim nasıl konuşuyor? Olumsuz düşüncem ne? Bu sorunun cevabını yazınız. Bu düşüncenin doğruluğunu destekleyen gerçekler ne? Bu düşüncenin yanlışlığını destekleyen gerçekler ne? Hangi sağlıksız düşünce ve davranışlar bu düşüncelere neden oldu? Bu şekilde düşünmeye devam edersem, bir arkadaşım bu şekilde düşünmüştü, böyle böyle olmuştu dediğimizde ya da benim düşünme şeklim bir arkadaşımın düşünme şekli olsaydı ona tavsiyem ne olurdu? Değiştirebileceğim ve değiştiremeyeceğim koşullar nelerdir? Daha olumlu düşünmek için ne yapabilirim? Sağlıklı düşüncelerimi hangi kelimelerimle ifade edebilirim gibi soruların cevabını yazmanız size gerçekten iyi gelecektir. Çünkü iç sesinizi dinleyerek
cevap verdiğiniz sorular üzerinizde yarattığı stresi fark etmenizi sağlayacak. Dayanıksız olumsuz düşünceler yerine gerçekleştirilmiş olumlu düşünceler kendini bırakacaktır. O yüzden test yapmanızı öneririm. Bu ben miyim testi. Bu ben miyim testi şöyle, sorularım ve cevapları 4 basamaktan oluşuyor. İç sese karşı onun lehine olan ifadeniz ne olur? Bunun cevabını yazmanız lazım. İç sesim gerçeklere mi dayanıyor yoksa sadece benim varsayımlarım mı? Negatif sonuçlara mı odaklanıyor? Ve iç sesimin doğru olup olmadığını nasıl öğrenebilirim? Önce bu soruları yapmamız lazım. Sonra ikinci olarak iç sesinize alternatif üretmeniz lazım. Başka açıdan bakabileceğin farklı yönleri var mı? Bu başka ne anlama gelebilir? Pozitif olsam bu durumu nasıl anlardım? Üçüncü olarak da tarafsız bakma. Olay düşündüğüm gibi kötü mü? En kötüsü ne olabilir ki? Olabilecek en muhtemel şey nedir? Bu durum hakkında iyi şeyler var mı diyebiliriz. Dördüncü olarak, iyi hedef doğrultulu düşünmeyi kullanma. Kendinizi iyi hissetmemenize ve hedeflerinize ulaşmama durumunda size yardımcı olacak alternatif plan nelerdir? Böyle bir sorunla karşılaştığında bana ne yardımcı olabilir? İleride daha iyisini yapmam için bu durumdan öğrenebileceğim bir şey var mı? Bu tür uygulamalarla iç konuşmalarınızı fark edebilirsiniz. Çünkü bilinçli olarak durum hakkında kontrol etmenizi sağlayacaktır. Ve alternatif olarak şunları öneriyorum. Ben kafanızdan geçenleri tek tek yazın. Yani yapamazsın, ne kadar beceriksizsin, aferin sana, yine yaptın yapacağını, başaramadın, yine eline yüzüne bulaştırdın. Hep zaten böyleydin, boşuna uğraşma, hayaller aleminde yaşıyorsunuz gibi sözlerinizi yazın. Yani iç sesinizi susturmak için bunun negatif olduğunu görüp büyüdüğünü fark etmeniz lazım. O yüzden iç sesinizi serbest bırakın. Yazın. İç sesinizi ne kadar görmezden gelirseniz o kadar fazla sesini yükseltmeye başlayacaktır ve fark edilmek için uğraşacaktır. Çünkü iç sesinizin negatif hali egodur. Bunun farkına vardığınızda ve onu dinlediğinizde zihninizin en ucra köşelerinde kilitlediğiniz ve sakladığınız bütün sözler çıkacaktır. Bilinçaltınız dönüşmeye başlayacaktır. Yani daha açık konuşmak gerekirse, sizi olumsuz iç sesinizi susturmak, aklınızdan geçenleri tek tek yazmak, sizi onları serbest bırakmanızı sağlayıp, aynı zamanda susturamadığınız iç sesinizin size ne söylemek istediğini daha net anlayacaksınız. Hiç durmadan konuşan geveze iç sesinizi susturmak için konulara yoğunlaşmanız lazım. Kötücül iç sesten ona cevap vererek kurtulmanız lazım. Diyelim ki içinizden iç sesiniz size yapmak istediği işte asla başarılı olamayacağınızı söylüyor. Konuşuyor, ona sorun. Neden? Neden asla başaramayacağım? Ve sonra cevabı yazın. Eksikliğiniz neredeymiş, nerede hata yapıyorsunuz? O adımı atarsanız başınıza gelebilecek en kötü şey ne olabilir? Belki kendinize bile itiraf edemediğiniz korkuların farkına varacaksınız cevap verip de bu cevapları yazdığınızda. Yani kötücül iç sesiniz size pozitif bir şekilde bir yarar sağlayacak. O yüzden zihninizin içinizdeki o negatif sesi sürekli sorular sorarak gerçeğin farkında olabilirsiniz. Böylelikle her iki yönden kazançlı olabilirsiniz. Olumsuz iç sesinizi susturmak için farklı bir yöntem daha deneyebilirsiniz. Odak noktanızı değiştirebilirsiniz. Olumsuz iç sesi susturmak için uzaktan yakından alakalı olmayan bir işle uğraşabilirsiniz. Yani yapmayacağınız ve hayır ya bunu uygulamayacağım dediğimiz bir hobi de olabilir. O an ortamdan uzaklaşmak olabilir. Çıkıp biraz hava almak olabilir. İnsanlara uzaktan bakmak, onların hayatı hakkında düşünüp de herkesin sizin gibi iç sesi olduğunu görmek olabilir. Yani iç sesinizi susturma konusunda size bunlar yardımcı olabilir. Topraklanma çok işe yarıyor kesinlikle. Ya da şarkı söylemek de işe yarıyor olabilir. Yani şarkı söyleyerek iç sesinizden kurtulabilirsiniz. Bu çok güzel bir yöntem. Ama ilk önce dediğim gibi onunla konuşup cevaplarını aldıktan sonra şarkı söylemek size daha iyi gelecektir. Tabii ki meditasyon yapmak. Neden? Meditasyon yaptığınızda önemli olan şeyler, nefesinize odaklanarak meditasyonla ilgili seslendirme
Kanalımızda var. Dilerseniz dönüp dinleyebilirsiniz orada. Nefesinize odaklanıp kendinizin farkında olarak ruhunuzun dinginleştiğini göreceksiniz. Yani gelen düşünceler gelecek ve siz sadece düşüncelerinizi dinleyip ya da gözlemleyip ya da duyup geç demeniz lazım. O yüzden negatif düşünceler başladığının farkına vardığımızda kötü şeyler olacak diye düşündüğünüzde kendinize dur diyebilirsiniz. Yani ne oldu da neden böyle olduğunu sorgulamanız lazım. Bu özgüven eksikliği olabilir. Kendinizi başarısız gördüğünüz şekilde de olabilir. O yüzden bunlarla yüzleşmeniz lazım. Yani kendinizi en yakın arkadaşınızmış gibi konuşmanız lazım. Kendinizi karşınıza alarak, işi alamamış olabilirsiniz, küçük düşmüş olabilirsiniz, negatif olabilirsiniz, özgüveniniz olmuyor olabilir. Her kötü şeyler sizin başınıza geliyor olabilir. Bunu karşınıza alarak konuşmanız lazım. Ve iç sesiniz olduğu zaman oturuyorsanız kalkın, yürüyorsanız koşun. Yani bir şeyler yapmamız lazım. Zihnimizde negatif düşünceler olduğunda kendinize mola verebilirsiniz. Evet, şu anda negatif düşüncem geldi deyip mola verebilirsiniz. Koşabilirsiniz, yürüyüş yapabilirsiniz. Kesinlikle topraklanma yapmanızı öneriyorum. Yani odağınızı değiştirip bir mola vermek mutlaka işe yarayacaktır. Ve eğer bunlar da yetmediyse ya da yapamıyorsanız ya da durduramıyorsanız kendinizi şımartın. Ve bu şımartmaya hak ettiğinize inanarak kendinizi şımartmanız lazım. Yukarıdaki bütün önerileri denediniz olmadı. Zihninize üşüsen böyle kara düşünceler gitmediyse kendinizi sevmediğinizden dolayıdır. O yüzden kendinizi severek şımartın diyorum. Yani ne kadar başarınız varsa başardınız, tek tek düşünün. Şimdi olmasa bile olabilecekleri hayal edebilirsiniz ve kendinize gurur duyabilirsiniz. Kanalımızda var nefes alma teknikleri, gururlan, nefes al ve nefes ver diye. Çok işe yarayacaktır. Son olarak egzersiz yapın. Daha iyi hissetmek, daha iyi görünmek, daha iyi beslenmek için egzersiz yapabilirsiniz. Çünkü endorfini serbest bırakıyor egzersiz. Böylece beyniniz daha iyi çalışacak. Yani egzersiz sırasında yapacağınız hareketlerle meşgul olan zihniniz iç sesinizi gerçekten de duymayacak. Eğer bunların işe yaradığını düşünüyorsanız ya da yaptığınız, uyguladığınız, mutlaka yorumlar bölümüne yazın işe yaradım oldu ya da olmadı diye. Eğer bilgilenmek istediğiniz farklı konular varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ve her zaman olduğu gibi iyi ki varsınız.